Kadir Yanar. Bu görmüş olduğunuz çam kozalaklarını ve çam filizlerini kazalarından toplayıp bunlar güzel bir şekilde yıkandıktan sonra bunlar tavalarda kaynatılır. Bunun suyu elde edilir. Suyu elde edildikten sonra güzelce defalarca süzülüp yine bağ tavalarında bunlar kaynatılarak bunların reçinesinden, sakızından elde edilen doğal bağışıklık sistemini güçlendiren, akciğerleri temizleyen, balgam söktürücü, nefes darlığına ve KOAH'a müthiş bir ilaç. Doğal bir ilaç. Doğal bir şey. Koronavirüse bunun faydası olduğu söyleniyor. Sizce nedir? Tabii ki şimdi bağışıklık sistemini güçlendirdiği için Allah'a çok şükür biz kendimiz de sürekli kullanıyoruz. Daha bu zamana kadar çok şükür ki hiçbir şeyi görmedik. Koronaya yakalanmadınız yani? Yakalanmadık. Aşı da olmadı da ama çok şükür. Ama sürekli her sabah aç karnına mutlaka zaten benim buna başlamamdaki sebep benim eşimin KOAH hastası olmasından dolayı başladım ben. Önce eşime yaptım. Eşim sürekli günde 3 tane hava kullanıyordu. 3 tüp hava kullanıyordu. Havaları bıraktı şu anda. Yani faydasını gördünüz. Tabii ki eşim faydasını gördükten sonra zaten ben bunu yapmaya başladım. İşte böyle gördüğünüz gibi ateşte kaynatarak bunu herkes de zaten doktorların da onayladı. Güzel bir şurup. Hani biz pekmez diyoruz da pekmez değil aslında bu. Bir şurup. Ama bunun yanında şunu da söyleyeyim. Hı hı. Bir tava şurubu veya da pekmezi elde edebilmek için 3 gün uğraşman lazım. Önce filizini toplayacaksın. Ondan sonra o filizleri bir gün yıkayıp kaynatacaksın. Ertesi gün de bu şekilde kaynatıp koyulaştırarak. Bakın bu tavaları ben sabah koydum ateşe. Akşam oluyor halen daha. Ne kadar bunu ateşte kaynatıyorsunuz toplam? 8-9 saat. 10 saat. Ondan sonra kavanozlara koyuyorsunuz. Ondan sonra gördüğünüz gibi bu şekilde kavanozlara koyup insanların hizmetine sunuyoruz. Kesinlikle kimse sabah kahvaltısında bir tatlı olarak düşünmesin bunu. Eğer ki bundan şifa bulmak istiyorsanız sabahları uykudan kalktığınız zaman kahvaltı öncesinde ya bir yemek kaşığı veyahut da iki tatlı kaşığı sabahları aç karnına olmak üzere. Bu şekilde bir şurup olarak kullanılır bu. Her gün aç karnına sabah kahvaltısından önce ve bir hafta 10 gün içerisinde çok daha faydasını bulabildiklerini göreceklerdir zaten kullanıcılar. En önemli etkilerinden bir tanesi de ki şu son günlerde yaşanan koronavirüs olayında vücudun bağışıklık sistemini de müthiş derecede güçlendiren bir üründür. Kadir Yanar, ben evliyim ve 8 sene önce KOAH hastalığına yakalandım ve bunu internetten görmüş çam kozalağı etmezini ve yaptı. 2 yıldan beri ben çok rahatım, ilaçları da bıraktım yani. Rahatım yani, çok rahat nefes alıyorum, merdiven çıkamıyordum, hani çalışamıyordum ama şu an çok rahatım, çok da iyiyim şükür. Sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı alıyorsun bundan, biraz acı gibi ama güzel yani, ağzına çam kokusu havası veriyor nefesine. Hani öyle bir kötü bir şey değil. Çok da iyi yani.
Çam kozalağı kullanmadan önce bu ilaçları kullanıyordum. Bunların hiçbirini kullanmıyorum artık. Çok rahatladım. Mesela Ramazanlarda orucumu tutamıyordum. Havuç kullanmak zorunda kalıyordum. Ve 2 yıldan beri orucumu hiç bırakmadan tutuyorum. Çam kozalağı betmeni sayesinde.